Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden daima sevgili canım kardeşlerim Ömrünüz bereketli olsun ee, Size hazırladığım bir parçaları birleştirmeye çalıştığım Hadisat-ı Alem toplamasını sunacağım Şimdi ilk önce şöyle başlayayım korona virüsüyle alakalı şimdiye kadar insanlığa neler getirecek ve Müslümanlar nasıl bakacak? Bununla alakalı 7 tane korona ile alakalı sohbet yaptım. Korona tabi bir sıfattır, bir sembol simgedir. Hadiseler, hadiseler zahirde insanın eliyle gözükürken Hadiselerin sahibi Allah'tır. Tuzak kuranların en iyisini kuran odur derken Bakara suresinde insanoğlu zannediyor kendisini başıboş zannediyor. istediğini yapacağını zannediyor. Bazı icraatlar da yapmaya çalışıyor ama onunla da kendi sonunu getirebiliyor. Eden kendine ediyor endişe edecek hiçbir şey yoktur. İnanın e, korona ile endişe sakın etme. Her şey kontrol altındadır. Şimdi ben size bir şey anlatacağım 15-20 dakika. Çok da rahat olacaksınız. Yaprağın bile Allah'ın emrinin dışında sağlanmadığını, itikadımız bu. Kanserdir, koronavirüsüyle insan can canını almadığını, ancak yuhü ve yumit Allah olduğunu, yani öldüren de dirilten Allah'tır ama bunlar bahanedir. Peki bu hadiseler nereye evriliyor? Ben size çok çok hulasa böyle kitaplardan ve şu gördüğün şurası gayrimüteşirdir. Osmanlıcası var, latincesi yok. Oradan da derlediğim çok komprim, çok hulasa parçaları birleştireceğim. Ehillerine de mesaj vermiş olacağım. Yani bu korona ile herkes dediği gibi doğrudur. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aynen öyle. Üçüncü Dünya Savaşı böyle olmayacak. Allah hamdolsun ki Türkiye'miz, memleketimiz bunu fark etti. Bu sağlık sektörü ve teknolojiyle. Şimdi ben size onu yakalamış. Hamdolsun endişe etmeyin. Bak Türkiye ne olacak? Ama tekrar söylüyorum. Farklı parçaları birbirine birleştirmeye çalıştığım için veya şöyle notlar aldım size kitaplardan. Vermeye çalışacağım. Şimdi şuradan başlayayım. Ortadan. Aslında buradan başlamam lazımdı. 14 Temmuz 1958'de Irak'ta ihtilal oluyor. Bediüzzaman Hazretleri hiç adeti olmayan haberlerle meşguliyet insanın zihnini dağıttığını, kalbindeki meyillerin, tarafkirliklerin saptırıldığını anlatan zat radyo istetiyor. 1958 Irak hadisesi. Allah bulak oluyor Arap dünyası bu General Kasım liderliğinde sonra Usta Hazretleri radyo getiriyor. Radyoyu böyle birkaç dakika dinliyor ve şöyle diyor. Alın götürün vakti daha gelmedi. Devam ediyor. Diyor ki ben beklerdim ki Türkiye, Amerika, Japonya, Pakistan, Mısır ve Bahtiyar Alman milleti altı devlet ittifak etsin, birlesin ve küfrü mutlaka vursun dedi. Şimdi bizi takip eden dostlarım biliyor. Suriye meselesinde Rusya ile beraber gözüküyor Amerika'ya karşı. Hep derdim kardeşler biliyor. Ya Amerika'nın aleyhinde Risale-i Nur'da hiçbir yer yok. Bulunmayın. Amerika 2'dir, Avrupa'da 2'dir, insan'da 2'dir, bir ruh, bir nefis. Bir derin Amerika var, bir de derin Avrupa var, bir de yüzeysel gözüken. Şimdi Amerika, derin Amerika Türkiye ile beraberdir. Yüzeysel Amerika biliyorsunuz, 10 küsür tane mi ne? 13 tane Rothschild, Rockefeller diye böyle aileler var. FED mi ne? Parayı da basan o. Türkiye Merkez Bankası da çoğusu onların elinde galiba. %49 onların. Parayı bile Türkiye'de onlar basıyordu. Yakın tarihe kadar. Onun için, onun için paranın üzerine Türkiye Cumhuriyeti yazmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. İyi yok. Yani Türk Türkiye'nin elinde değildi Merkez Bankası. Yani Türkiye'deki paraları Türkler basmıyordu. Amerika'daki parayı da FED mi ne diyorlar? O basıyor. Bu Yahudi ailelerin ellerindedir. Bu bu e, Yahudi aileleri ve İslam'ın ezeli düşmanı olan İngiliz... alem İslam'ı ve dünyayı şekil veriyor. Diyor ki dünyayı bunlar... Yecüc ve Mecüc de dünyaya ateşe vereceklerini söylüyor. Mecüc ve me Mecüc Kastamonu 149'da ahlakta ve hayatta diyor. Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Ben söyledim hep kaynaklı. Demek ki Yecüc Mecüc ahlak ve hayat. Yani içsel çöküntü ve cemiyet hayatında güvensizlik, güvensizlik, emniyetsizlik. Yani sahtekar her şeyi e, suiistimalat, Fa, e, efendim faizlerdir, rüşvettir, adam kayırmadır, e, saygısızlıktır, ahlak dışı yaşantılardır vesaire. Mesela korona gibi. İşte bu aile parayı dünyada tutan, kendilerini ilah zanneden, ilahlaştıran zat bunlar. E, yecüc ve mecüc yani ahlakta insanlığın içsel yapısını çökertecek veya öyle iddia gayesi o. Bir de cemiyeti bitirecek. Faiz de insanları insanları köleleştiriyor. Bu aileler iki şey yapacak. Bir, sen çalış ben yeyim olan faiz. Ha, faizin cemiyette hakim kılınması. İkincisi ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? Bu da zekatın, sadakanın, toplumsal dayanışmanın çökertilmesi. Bencillik, ben merkezli yaşamayı insanlara alıştıracak zekatın terk edilmesi. İkincisi, sen çalış ben yiyeyim de faiz. Bu iki sistemle insanlar köleleştiriliyor. Şimdi bu olay daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen çalış ben yiyeyim. Kapitalizmin silahı, yöntemi faiz. O çöküyor. Yani maddenin, servetin, kariyerin bir şey olmadığını korona ile anladı. Herkes en sesinde hissediği ölümü. Acaba kapıdan mı girecek ölüm sebebim camdan mı? Demek ki sen çalış, ben yiyeyim. E, faiz sistemi herkes gördü ki tostladı insanlık. Faiz sistemi bitti. Kapitalizmin çöküşünün ayak sesidir korona. Ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? burada zekatın aktifliği toplumda hakim olması bu da dini duyguları aktif ediyor. Peki bu nedir? Bu da laikliğin çökmesi. Bunun da ayak sesini duyuyoruz la, şeyle korona ile. Korona bir laikliği çökertiyor. İki faizi çökertiyor. Nasıl yani? Yani Koronayla anlaşıldı ki insan dayandığı, oturduğu paranın, makamın, maddenin hiçbir şey yaramıyor. Kapitaliz bitti. Kapitalizmin faiz sistemi neydi? Kapitaliz tüketim üzerine kurulmuş. Kimse tüketemeyecek. Kimse almayacak. Gıdanın dışında bir şey yok. Tüketmeyince üretim olmayacak. kapitaliz çökecek. Faizin içerisinde sigortacılık vesaire sömürge müessesesi Birincisi de neydi? Zekat, içsel dayanışma ki ancak bu dinle olur. Bu da laikliğin çökmesi. Bunun sesini de duyuyoruz. Yani korona iki ana temayla geliyor. Hiç endişe etmeyin. Müslümanın yapamayacağını yapıyor korona. Adeta nimet yani. Biz ne zaman ölümden korkar olduk? biz çift hayatlıyız. Bir dünya hayatımız var, bir de ahiret hayatımız var. Dünyayı diyor, yecüc ve mecüc de yani ahlak ve hayatla yani zekatın, dini duyguların ortadan kaldırılması. iki yani belmelik. Faiz de insanları köleleştirmek. Faiz modern köleliktir. Bunu yecüc mecüc olarak hadislerde ifade edilmiş. Başka? Bir de maddi hastalıklar, bir de manevi hastalıklar. Maddi hastalıkları faiz sistemi, manevi zekatı. Yani insanın bedenini e, hatta hadiste geçiyor. Bu koronanın bir ilerisi de var. İnsanların tamamen aklı başına gelmesi için tırnaklarına ve kemiklerine kadar yerleşecek bir mikroptan bahsediliyor. Yani bunun bir ilerisi var. Bu şimdi akciğer. Kime gideceğini de Korona 5, 6 dersimde anlattım. İslamiyeti ve iman hakikatlarını yaşayanlar da nasıl olacağını orada anlatıyor. Şimdi demek ki Yecüc ve Mecüc böyle geliyorum bunu kim yapacak? Yapıyor. Avrupa Amerika 2'dir demiştik. Bir derin Amerika bir de gözüken. Mesela parayı basanlar Amerikalılar değil. Bu Siyonist gruptur. 13 tane aileden birkaç tane aile. Bir tane Rothschild diyorlar, Rockefeller diyorlar. Şimdi bu korona nedir o? Dünyayı ateşe verdi adam. Kendi pimini kendisi çekti. Ölüm kalım savaşı yapıyorlar. Amerika'nın derin Amerika işi anladı. Bunlardan bu bataklıktan kurtulmak için savaş açtı. Baktı ki bu paranın başında bulunanlar, çeşmenin başında bulunanlar gidiyoruz. Dünyayı ateşe verdi. Onlara kendileri de isabet etsin diye. Şimdi fakat Türkiye Allah hamdolsun duyarlı ve akıllı insanların elinde olduğu için şehir hastaneleri koyarak ekonomisini sağlam yaparak teknolojiyi mukabele ediyor edecek. Endişe edilecek hiçbir şey yok. Ben size bu ailelerin bir şeyini söyleyeyim. Medyada pek düşmüyor ama Fransa'da yaşayan dostlarımız söylüyor. Fransa'da sarı yelekliler var. iki buçuk seneden beri dışarıda eylem yapıyorlar. Diyorlar ki orada shift, dışarıya çık. Böyle bağırıyorlar. Ya, böyle bağırıyorlar. Şimdi dünyayı ateşe vereceğini Kastamonu 79 divan Harbi Örfü 42. sayfada söylüyor. Şimdi ben fazla tutmamak için 1900 1958'de Irak'ta hadisi oluyor dedim. Sonra sonra Ustad Radyo'yu dinledi anlattım. 6 tane devletin bir olup küfrü mutlaka vurmasını bekliyordum. Daha vakti gelmedi götürün dedim Oradan açıldı derin Amerika izah ettim. Şimdi Avrupa'da da öyle. Bir yüzeyde gözüken Avrupa var. Bir de aşağıda mesela derin Almanya için ustad Bahtiyar Alman milleti diyor. Yöneticileri Yahudi. İngiliz ise İslam'ın ezeli düşmanıdır. Şimdi 1958'de bu olunca bu altı de bekliyordum. Peki kim o dinsizlik cehranı? Bu korona nereye evrilecek onu anlatacağım. Yani detayını bilmiyor. Bir sürü bilgi kirliliği var. Neticeyi söylüyor. Dinsizlik cehranı Rus dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz hak ve hakkaniyete bütün mevzuları isah ve ispat eden İslamiyete teslimi silah edecek ve 400 milyon o zaman yani bu Arap yarımadasındaki o bölgedeki 400 milyona genel İslam'a değil. Kılıç çekemez. O zaman kim kalıyor? Çin kalıyor. Peki şunu da kaçırmayın. Çini yönetenler Çinliler değil buçuk milyar Çinli yöneten 20 milyon Moğoldur. Moğolların iki sıfatı var. Korkuları yoktur, korkusuzdur. Bir de merhamet yoktur. Kazaklarda vardır ama az. Şimdi bu koronayı oradan başlattılar. Para babaları. Çünkü dünyayı ateşe verecekler. Şimdi dünyada iki devlet kalacak. Bu koronanın evrile evrile. Allah-u Alem kem, tırnağa ve kemiğe dönecek bir mikroba gelir mi gelmez mi? Bu oraya evrilir mi evrilir mi? bilmiyorum. Neticeyi söylüyorum. Dünyada iki devlet kalacaktır. Şaşırmayın. Bir Türkiye, bir Çin. Başka kimse yok. Ee, Hristiyanların hakiki ruhanileri işi biliyorlar. Bu Üzerine örtülen şu anda Avrupa'nı yöneten Siyonist Yahudiler o aileleri yırtıp atacak. Çok uzun zaman değil. Yırtıp atacak o hakiki Hristiyan dindarları. Onun ayak sesini görüyorsunuz. Ne demek biliyor musunuz? Size şöyle diyeyim. Sultanahmet'te, Beyazıt Camisi'nde, Fatih Camisi'nde çan çalsa ne olur minareden? Ezanla beraber çan çalsa. Ezandan önce ve sonra. Buna hissetmeye çalış bakalım. Çan çalsa. Ha, artık Avrupa'nın merkezlerinde dünyanın merkezi kiliselerde ezan okunuyor. Vatikan'da da ezan okunursa şaşırmayın. Bu ne demektir? Kiliselerde ezan okunuyor. Ustad Bediüzzaman Hazretleri mektubat 57'de o aileleri herhalde kastediyor Allahu alem. O Ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda yani aileler kendilerini çok güçlü hissedecekler daha bir engel kaldı işte Türkiye. Başka kimse yok. O Ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda herkes öyle bilecek. Ondan sonra burada 57 de anlatıyor. Ben onu size hulasa ettim. Şöyle geçiyor. Bir netice bu hücum edecekler. Dünyayı ateşe verecekler. Korona ve morona işte. Netice taşlarını söylüyorum. Bir, bu hadiselerde Avrupa ve Amerika'da hakiki, hakiki, isevilik du, dini zuhur edecek. Yani bastırılmış. Türkiye'de de öyle. İslamiyet Müslümanların %90'ı, %98, %99 Müslüman olan yerde, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında dini İslamdır yok laikliktir. Burada bastırıldığı gibi malum. Orada da çok bastırılmış. Bunu patlatacak. Zaten patlatmanın sesi değil mi? Kiliselerde ezan okunuyor. Anlıyor musunuz? Bu ne demektir? Kiliselerde ezan okunuyor demek Fatih Sultanahmet Camisi'ne ezandan sonra çan çalıyor. Sana ne yapardı? Nasıl bir duygu? Böyle nasıl itmeydi? Onlar da tam tersi. Demek ki bu hadiseler evrilecek, çevrilecek. O ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda bu sayfayı ben size hulasalandırdım. Bir, hakiki dini zuhur edecek. Yani bastırılmış olan Müslüman isevileri unvanına layık. Yani isimleri Hristiyan, ruhları İslam. Yani İncil'lerini, itikatlarını Kur'an'a göre Yapmışlar. Ama Hristiyan. İşte ustad öyle diyor. Müslüman isevileri unvanına layık. Yani böyle. Müslüman isevi. Bazı radikal zahirciler itiraz edecek. Etsinler yani. Demek ki hakiki isevilik dini zuhur edecek. İki hadiselerin akabinde. İki bu hakiki Hristiyanlıkla İslam birleşecek. İsevilik tabi İslamiyet metbu makamında kalacak. İslamiyeti tabi olunacak. Bu bu ittifak Hristiyan İsevi ittifakı ile azim kuvvet bulacak ve bu sırada İsa Aleyhisselam bunların başına nuzul edecek. Bu sarı sari kimsenin yorumu değil. Ve dünyada iki devlet kalacak ve ikisinin etrafında kümelenecekler. Türkiye ve Çin. Dinsizler bunun etrafında olacak. Hakiki Hristiyanlar bunun etrafında olacak. Hakiki Avrupa dindar Hristiyanları Türkiye'nin yanında. Allahu Alem Rusya'nın dinsizi ve Hindistan'ı vesaire. Çin merkezli dinsizler. Türkiye'nin arkasında 6 taneyi söylüyorum. Şey, kendisiyle Türkiye, Amerika arkasında olacak. Amerika bu koronada kabını patlatacak. Bu aileleri e, hatta parasına bile hakim değil Amerika. Bu aileler yapıyor. Onun savaşı ateşe verdi bu aileler. Ölüm kalım savaşı verdi. Çünkü Amerika anladı. Bunlar operasyon çekecekti. Adam gider ayak ateşe verdi. Gider ayak. Türkiye'nin arkasında Amerika, Mısır. Mısır nasıl ya sizin elinde? O yay öyle gerildi, gerildi, sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı ki o yay ne kadar sıkışılsa tepki o kadar sert olacak. Amerika Türkiye'nin etrafında. Mısır. Köle olan iki devlet var. Sömürge. Japonya ve Almanya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ailelerin sömürgesi Japonya. Japonya'da ikidir. Derin devlet. Derin devlet Türkiye ile beraber. Demek ki Türkiye'nin etrafında kümelenecek Amerika, Mısır, Japonya hürriyetine kavuşacak. Bahtiyar Alman milleti diyor kavuşacak. Bir de Pakistan. Pakistan ve Türkiye. Türkiye'nin etrafında toplanacak. Peki bu Türkiye o zamana kadar Alem İslam'ın ağabeyi konumunda olduğu hak nezdinde toplum nezdinde kabulü ümmet olacak. Şuna öyle değil mi? Mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri en çarpıcı yerleri söylüyorum. Kendileri yöneticileri Siyonistlerin emrinde olsa bile halk Türkiye'nin arkasındadır. Bu diğer detayları işte Azerbaycan kuvvettir demiyorum. Bu altı tane güçlü devletler bir olacak ve tek bir devlet olacak. Küfür tek millet olacak. Çin etrafında merkezli Çin'de başlattı. Şu anda korona ile Türkiye Çin savaşıdır. Avrupa peki nasıl kader ilahi Avrupa'nın suretini, astarını yırtıyor. Hakikisi çıkıyor. Baksana patladı. Nereden patladı? kiliselerden patladı. O sesi duy. Şimdi başka Ustad Hazretleri Türkiye'nin yönetimine diyor ki, reise diyor ki Ustad. Topladığım için söylüyor. Bu diyor 441'de 441 mektubatta yapıyorum şöyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 allak bullak olacak dünyada E allak bullak olunca ne olacak sonra Bu maddeye de dökülecek Mütenebbi ve kalpleri imanlı ve muhabbet-i nebevi ile dolu cihan değer şerefi intisabı ile serfilazdırlar. Kim Ali Beyt ve onun etrafındakiler böyle bir cemaat azime içinde böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti tehiç edecek, uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. İnsanları, Müslümanları tehiç edip tehiç heyecanlandırmak uyandıracak hadisat azime Allah bulak vücuda geliyor. Sonra elbette o kuvvet azime yani alem İslam'ında ciddi bir Heyecan ve coşma oldu. E bir lider arıyor. Nerede bulacak? Sudabristan lideri olmuyor. Bahreyn olmuyor. E Katar'ın da olmuyor. Beynel kabul edilmiş bir lider. Eskiden beri 600 seneden beri İslam'a bayraktarlık yapmış olan Türk milletini ve onun kuvveti olan Türk ordusu ki Türk ordusu için Ustad Gele Mektubat'ta Gayrimün söylüyor. Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem i̇ttihat İslam, ittihad İslam'la güldürür diyor. Ayak millettir. Türk ordusu eskide milletine vuruyordu. Yani kıştalara yemine bile başörtüyle sokulmuyordu. Şimdi ordu baş, baştakileri cami yaptırıyor elhamdülillah. Şimdi cihat, cihada gitmiş elhamdülillah. Onun için Türk ordusu İslam'a, Kur'an'a hizmet edecek. Sonra bu alem İslam'ın allak bullak döneminde elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet aliye feveran edecek. Yani bu korkunç bu allak bullakta ehli beyt ve onun etrafında olan hakiki Müslümanlar kenetlenecek. Bu sefer o kuvvet azim bir kuvvet olacak bütün alem İslam. Hamiyet-i aliye feveran edince Hz. Mehdi bunların başına geçecek. Sonra bunlar başına geçince altı tane devlet, bunlar çok uzun tarih değil ha. Uzun anlatıyorum ama uzun olmayacak. Hz. Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikata sevk edecek. Böyle olmak böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Şimdi bazıları diyecek ki ya İsa aleyhisselam maddi olarak gelmeyecek. Bunları, onları kardeşim kitabı değil hep satırdan değil sadırdan söylüyorlar kafadan söylüyor Ustad geleceğine dair üç tane misal veriyor İsa aleyhisselam nasıl diyor ki nasıl ki Cebrail aleyhisselam dihi suretinde sahabelerin içine girmedi mi girdi bir örnek Cebrail insan suretine girmiş 2 Ruhaniler yeryüzüne geliyor. Kuşların ve sineklerin cefine giriyor. Bir de Allah Bedir ve Uhud'da melaikeleri indirmiş, savaştırmış. Sonra diyor ki İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatime için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecek. Bu gönderecek salih ifade eden göndermeyecek. Anlayanları kale alma zaten. Onlar meselemiz değil tabi. Demek ki bu korona ne nimetmiş Yani? Bunu yapamazdın ki kardeş. Peki ama bu, bu böyle bir nimeti böyle bir nimeti varmak için külli bir sadaka, külli bir ubudiyet gerekmiyor mu? Evet, baksanıza Türkiye değil, Avrupa ve dünya, gayrimeşru evler, içkihaneler, isyan yerleri ve evleri hepsi kapalı mı kardeşim? Kapalı. Her gün Türkiye'de yatsı namazından sonra salavatlar, tekbirler, tehliller, dualar külli bir ubudiyettir. İslam'da ilk önce ibadet değil menhiyattan ve günahlardan iştinap geliyor. Yani bu tür yerler kapanması dünyaya şöyle uzaktan bak. Dünya bir ağız gibi günahlardan temizlenmiş. Mesnevi Nureyi 129'da diyor ki dünya günahlardan te temizlendi. Fuhuş yerleri kapandı. E bir gusül lazım bir de boy abdesti alacak. Korona'da yıkattırıyor. Diyor ki evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından bir gusul lazım diyor 129 bin sene. Yani gusul abdesti alıyor dünya. Korona ne yapıyor? Temizlik. Temizlenin. Ağız, burun, tuvalet abdestleri, adapları, Allah Resulü'nün sünnetleri, her tarafta çıktığı büyük abdest almakta, su kullanılması, tuvalette hiç kimse böyle Avrupa'da diğer yani başka memleketlerde böyle bir şey yoktu. Ama adeta gusül abdest alıyor dünya. Başka size okuyacağım. Demek ki neticeyi hulasa. Altı tane devlet başkanlığında alem İslam'ın cemi Türkiye başta, Amerika yanında, Amerika'da tabi İslamiyet, metbu is hristiyan tabi makamında olacak. İslamiyet, Hristiyanlık tabi olan İslamiyet ise tabi olunan Bahtiyar Alman milleti Japonya, Pakistan, Mısır etrafında toplanacak. Bunun yanında küfür milletini bilmiyorum ama Çin başta o şimdi oradan başlattılar ve kader ilahi evirip devirip çeviriyor. Onun için öyle güzel günler bekliyor ki bize. İnan. Ee, bu 441 mektubatı evirip çevrildikten sonra bu hadisat azime vücuda gelip öyle bir hadisele teyit edip uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Bir hamiyet aliye feveran edecek. Bu hareketin başına Mehdi geçecek. Peki şu anda peki kim olacak o mehdi? Şu andaki reis cehcahtır. Cehcah nara atan göğüt diyecekmiş. Bunu duyan kafirlerde korku, Müslümanlarda güven olacakmış. Peki Bu cehcah Mehdi'den önce gelecek. Mehdi ne yapacak? Ayasofya'yı açacak. Tevafuklu Kur'an'ı onaylayacak. Risale-i Nur'u basacak ve okullarda ders koyacak. İttihat İslam'a çalışacak. Risale-i Nur'u Diyanet'in eliyle basılıyor. Okullarda derler ders altında dersler veriliyor. Bu ikisi oluyor. Ondan sonra İttihat İslam'ı illa resmi ilan olmasa bile oluyor, oldu. Bütün İslam Birliği Türkiye'ye bakıyor. Şimdi kaldı bir Ayasofya. Ustad Menderes'e dolayısıyla reis ediyor şimdi. Gücünden 10 kat daha güç istiyorsan Ayasofya'yı aç. Menderes'e dedi ki bak bunu aç güçlü olacaksın. Yoksa geliyorlar diyor. Geliyor Emir asacaklar diyor. Asacaklar tabir geçmiyor da geliyorlar diyor. Şimdi reis eğer Ayasofya açarsa... ...gücünden 10 kat daha güç alacak. Hem insan hem İslam muhabbeti verecek hem rahmeti ilahiye bütün hazinesini açacak. Çünkü Ayasofya cami değildir. Ayasofya simgedir. Ayasofya ne zaman açılacak? Melcis'in yüzde 60-70'i hakiki dindarlar hakim olunca veya Ayasofya açık açılınca Melcis'te yüzde 60-70 güç olacak veya yüzde 60-70 güç olunca Ayasofya açılacak. Peki şu anda kimin e, gücü? Ayasofya kimin elindeyse İstanbul onundur şu anda. İngilizlerin, İngilizler için İstanbul'un ezeli düşmanıdır diyor Ustad Hutuvat-i Sitte'de. Onların elinde. Peki Ayasofya açılınca ne olacak? Sihir ve büyü bitecek ve çok gizli tarihi şeyler açığa çıkacak ve rahmet ilahiye, Müslümanlar ve alem-i İslam öyle bir destek verecek ki o zatın gücüne diyor ustad 10 derece güç katacak. İnşallah sıkıntılarınıza bir nebze çare olmuştur. Artık bazı şeyleri biraz açık söyledik. Gerçi vakti mi geldi veya istemiyordum ama baktım bir korona ile insanlarda bir ümitsizlik var. Benim tuzum kuru değil ha. Ben uzayda değilim ile muhatap da ben de varım. Ama nimettir. Müslümanın işte kesat olması, ekonomisi sıkıntı olması sadakadır, zekattır. Ölse şehittir. Niye? Kanserle ölen, boğulan, doğum ve 40 gün non dönemindeki ölen kadın. Salgın, taun, veba hastalıkları ile ölenler, çaresi olmayan hastalıklarla ölen an şartla İmanı varsa şeydi manevidir. Ölsek şehidiz kardeşim. Şehit ne demek biliyor musun? Evliya demek. Öldüğünü hatırlamıyor. Ha? Onun için ne korkuyoruz? Korkma. Yapamadığını yapıyor. İttihad İslam geliyor. Sesleri duymuyor musun? Duymuyorsan kiliselerdeki ezanları duy. E, artık savaşlar e, Milletler devletler muharebesi değil devlet ve millet savaşı çıktı. nereye döndü? tabakayı beşer savaşıdır. Mesela Avrupa veya Amerika Orta Doğu İsrail'de tabakayı beşer yani terör örgütleriyle yapılıyor. Dolayısıyla artık devletlerin savaşı gözükmüyor tabakayı beşer savaşı var. Baksana bu virüste savaş. Bu ellerine patladı. Pimi çektiler ama ellerine patladı ve artık onlardan çıktı. Dolayısıyla netice şu. İmam-ı Şafi diyor ki, düşmanının, düşmanınızın okuna bakın, oku okuyayı çekti. Düşmanınızın oku nereye gidiyorsa onu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Düşmanınızın düşmanı sizin neyinizdir? Dostunuzdur. Dolayısıyla oklar İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, namus düşmanları İnsanlık düşmanları bakın nereye hücum ediyorlar? Oklar nereye çevirmişler? Türkiye'ye. Ve reise. Reise. Peki o zaman nedir? Türkiye'ye ciddi bir vazife, emniyetli mühim bir tarihin belki en büyük vazifelerinde bir tanesi vazifesi verilmiş. Nereden anlıyoruz? Kör olmazsan görürsün. Oklar bakalım nereye çevrilmiş bir bakın hele. Oklar hedef Türkiye. Ve reis. Dolayısıyla Türkiye bütün alem İslam'ın 58 İslam devletinin ağabeyisi olmakla beraber Hristiyanların hakiki ruhanilerin de lideridir. Dolayısıyla onu temsil eden şimdi şimdilik e, Ululemir yönetici olan reis inşallah hadis-i şeriflerde geçiyor. Bir gecede Allah o mehdisini hazırlar. O vazifede verirse halifeye dönüşür. Ona da yapabilmesi için, dönüşmesi için Allahu alem gücüne 10 kat daha güç katan Ayasofya'nın açılması ve Zendeka komitesinin belinin Ayasofya üzerinden kırılması gösteriliyor. Dolayısıyla Türkiye ve Reis vazifelidir. Allah'a emanet olun, rahat olun. Rahat ol. Seni yapamayacağını korona kardeşimiz yapıyor. Endişe etme. Her şey kontrol altında. İnan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne olacak? Daha iyi olacak. O ağlayanlar, o zulme uğrayanların intikamını Allah nasıl aldığını mikropla gözükmeyen ordusuyla Bedir ve Uhud'a ordular indirdi ya, Allah da bu gözükmeyen ordusuyla o mazlumların seslerine nasıl cevap verdiğine şahit olacaksın. Rahat ol. Elhamdülillah. Selamünaleyküm. Sağlıcakla kalın.